Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu hafta Pertemdiğer Camisi'ndeyiz. Karşınızda Ahmet arkadaşım olacak. Hadi bir bismillah diyelim o halde. Ahmet kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Hamdolsun seni sormalı. Sen nasılsın? Çok şükür. Elhamdülillah. Bugün Pertemdiğer Camisi'ndeyiz. Kendini evet. Nasıl hissediyorsun? Güzel hissediyoruz. İyi bir gün, yeni bir başlangıç. Kendini tanıtabilir misin? Ekranın başındakiler bizi görsün. Benim adım Ahmet, Muhammed Mısırlıyım. 4 yıldır evet. Türkiye'deyim. Evet. Türkiye Diyanet Vakfı'nın İmam Hatip okullarında sunduğu bursların bir üyesi olarak geldim buraya. Evet. Şimdilik İstanbul Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliğini okuyorum. O kadar. Makine mühendisliği. Makine mühendisliği. Vallahi bölümün zor olduğunu söylerler. Gerçekten yani zorunu biz zorlanıyor musun? Daha yolun başındayız ama çalışan yapar inşallah. İnşallah, eyvallah. İnşallah. Peki Türkiye'ye nasıl gelmeye karar verdin? Türkiye Diyanet Vakfı'nı nasıl tanıdın? Ya da Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla gelmişsin anladığım kadarıyla. Aynen. Nasıl tanıdın Türkiye Diyanet Vakfı'nı? Daha önce benden daha büyük bir abilerim var. Evet. Şehirden abilerim. Onlar benden önce bursu kazanmışlar. Ben evet. onlarla irtibata geçtim. Şöyle bir siteler falan varmış dediler. Ben de girdim araştırdım. Oradan Türkiye Diyanet Vakfı'nı tanıdım. Başvurdum bursa. Ondan sonra birkaç kişi Mısır'a gelip bizimle mülakat yapmışlar. Ve elhamdülillah kabul edildik, geldik buraya. Anladım. Yani önce arkadaşından duydum, arkadaşlarına sana tavsiye etti. Ondan sonra internet sitesinden başvurdum. Aynen. Ve mülakata çağrıldım. Aynen. Peki mülakat Mısır'da mı oldu, yaşadığın yerde? Mülakat Kahire'deydi. Kahire'deymiş. Kahire'de oldu. Aynen, başkente. Peki, şimdi sen buraya geldin, içerisini daha iyi görüyorsun. Daha umarım mutlusundur, mutlusundur diye düşünüyoruz. Elhamdülillah, çok şükür. Mutluyuz. Yani, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize tavsiye eder misin, abilerimize? Tavsiye ederim kesinlikle. Eyvallah o zaman. Peki şöyle diyelim, şu an makine mühendisliği okuyorsun anladığım kadarıyla. Hı-hı. İleride kendini nerede görüyorsun, ne hayal ediyorsun? Vallahi bizim amacımız buraya gelip burada sunulan imkanlar, ilim, bilim, evet. onları alıp ülkelerimize geri dönerek bizim milletimize ve ailelerimize, akrabalarımıza, ülkemize fayda ve görev başında olmaktır. Peki ileride bu lisansı bitirdiğin zaman, üniversite bitirdiğin zaman bir yüksek lisanstır, doktoradır ya da farklı bölümler için? Onları pek düşünmüyorum da sadece tecrübe kazanmak isterim, staj yaparım. Evet. Farklı ülkelerde de olabilir ama büyük ihtimal Türkiye'yi tercih ederim. Çünkü son yıllarda o makine faktörlerinde bayağı büyük adımlar atmıştır. Yani sen direkt mezun olduktan sonra mesleğe giriş yapmak istiyorsun. İnşallah. Şimdi benim gibi sen de gençsin, ben de gençim. Yani yaşımız hemen yakın birbirine. Gördüğüm kadarıyla genelde artık belli bir yerden sonra akademik kariyeri ilerlemek istiyorlar. Ne bileyim, üniversitede öğretmen olmak istiyorlar, ders vermek istiyorlar vesaire. Sende de öyle bir işte bir hayal, bir şey var mı? Yani sen yok. Düşünüyor musun öyle bir şey? Yok, ben direkt mesleğimi aynen, yapacağım. Direkt başlarız işe. Hadi bakalım, Allah muvaffak etsin amin, inşallah. Hepimize inşallah. Böyle devam edelim. Şu an az evvel bahsettiğimiz gibi Pertemdiğer Camisi'ndeyiz. Çok güzelmiş. Maalesef diğer camilere göre biraz farklı. Peki Mısır'da böyle camiler var mı? Var, buranın var. Mimarisine yakın camiler var mı? Var. Var Mısır'da, özellikle Kahire ve İskenderiye'de. Evet. Ona çok yakın bir camiler var. Anladım. İşte Fatimi Devleti eserlerinden kalan bir camiler var. Orada da demek ki böyle huşu içinde namaz kılıyorlar. Hı-hı. Mimarisini beğeniyorlar. Ben de çok merak ediyorum Mısır'a çıkarsın. İnşallah. Bekleriz ziyaret. Orada olursan inşallah ararım i̇nşallah. Seni. İnşallah. Olmasak da arkadaşlarımız orada. Yardım eyvallah. Eyvallah. Bu hafta Ahmet kardeşimizle, Ahmet arkadaşımızla birlikteydik. Bundan sonra her hafta farklı bir arkadaşımızla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.